Makarna ekşilemesini ilk kez duyuyorum. Makarnanın yoğurtlusunu yedim, kıymalısını yedim, domates soslusunu yedim. Birçok çeşidini yedim ama ekşi makarnayı Hatice Hanım sizin ellerinizden yiyeceğim. Bir yaşıma daha girdim. Ekşi makarna yapıyoruz. Ömrünüz uzun olsun o zaman. Evet, yaşınıza daha girdiyseniz. Malzemelerimiz neler? Bir malzemelerimizi sayalım. Zeytinyağımız var. Tereyağımız var, soğanımız var, maydanozumuz, domatesimiz var, turşumuz var, sarımsağımız var, dereotumuz var, pul biberimiz, karabiberimiz var. Aynen, çeşit nane var. Evet. Haşlanmış makarnamız var ayrıca. Biz gelmeden Hatice Hanım haşlamış. Şimdi ne yapıyoruz? Zeytinyağımızı koyalım. Tereyağımız. Tereyağımızı da koyalım. Makarna da olmazsa olmaz. Aynen. Lezzet katar. Evet, lezzet katar. Çocuklar da çok sever. Aynen öyle. Bir güzel sobamızın üstüne alıyoruz ve sobamızda tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımız eriye dursun. Biz de soğanlarımızı kıyalım bu arada. Doğrama tahtasına ihtiyaç olmadan maşallah yani Hatice Hanım. Elimizde yapalım. Soğanlarımızı da incecik küp küp doğruyoruz. Aynen. Minik minik eriyen tereyağımızın, kızan zeytinyağımızın içine koyacağız. Ve bu güzel soğanlarımızı da makarna ekşilememiz için kavuracağız. Tereyağımız eridi. Evet. Ve sıra geldi soğanlarımızı yağ ile buluşturmaya. Bir güzel soğanlarımızı odun ateşinde, sobamızda, zeytinyağında ve tereyağında kavuralım. Soğanlarımız yalnız var ya sobanın üstünde çok güzel kavruldular. Evet, evet pembeleştiler. Şimdi sarımsağını ekleyelim. Sarımsağımız işte küçük küçük minik minik doğradığımız sarımsağımız artık soğanlarımızla buluşuyor. Soğanlarımızın üstüne sarımsaklarımızı da koyduk. Sarımsaktan sonra domatesimizi de koyalım. Evet, küp küp doğradığımız sulu sulu domateslerimizi de koyduk. Evet. Makarna ekşilemesi. Bakın, makarnayı ekşiyeceğiz değil mi? Evet, evet. Allah İçinde Allah, çok turşusu var. Turşumuz zaten ekşi. Limon tuzuyla kurulmuş. Onun için ekşili makarna. Domateslerimiz de birazcık kavrulsunlar. Sonra evet. Ne yatacağız? Domateslerimiz de eridi. Şimdi turşumuzu ekleyelim. Salatalık turşusu, biber, domates, lahana. Oh, hepsi karışık. Hepsi karışık. Turşuladık da bir güzel makarnamızın sosunu. Makarnalarımızı da evet. Sosumuzun içine ilave ettik. Evet. Güzel karıştırıyoruz. Baharatlarını ekliyoruz. Tuz. Tuz. Atalım. Pul biber. Pul biber. Nane ve kekik. Tam dereotu, bir tutam da maydanoz. Makarna ekşilememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Güzel oldu gerçekten. Soba üzerinde yaptığımız şahane bir lezzet. Makarnamız artık hazır hale geldi. Bir güzel pişirdik sobanın üstünde. Acaba tadı nasıl oldu? Turşulu, lezzetli bir makarna. Hatice Hanımcığım, heyecanla bekliyorum. Nasıl? Yok yok, içinde tam bir vitamin deposu, domatesi, soğanı, sarımsağı. Karabiber de geldi. Hadi güzellik, sen de bak tadına, beraber bakalım. Çok güzel. Afiyet olsun. Hafif bir makarna salatası gibi. Tadı hafif ekşi. Değil mi? Hafif ama mayhoş. Aynen mayhoş. İçindeki turşu, dereotu, maydanoz harika bir lezzet katmış. Evdenize muhakkak uygulayın. Yapımı çok kolay. Her evde olabilecek malzemeler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.